see it. Söyler misiniz? Sahip olduğunuz şeylerin gerçekten farkında mısınız? Yani nelere sahip olduğunuzu net bir şekilde biliyor musunuz? Hayatında hangi nimetlerin olduğuna dikkat edenlerden misiniz? Yoksa yuvarlanıp gidiyorum diyenlerden misiniz? Çoğumuz aslında sahip olduğumuz şeylerin bilincinde değiliz. Fark etmiyoruz bile. Ve farkında olmadığımız için şükredecek o kadar çok şeyimiz varken elimizde olmayanlara hayıflanıp duruyoruz. Tıpkı aradığı hazinenin bahçesinde olduğunu yıllar sonra fark eden bir çiftçi gibi. O çiftçi, hazine aramak için yollara düşmüş, neredeyse tüm dünyayı dolaşmış. Fakat bir türlü hazineyi bulamamış ve eli boş bir şekilde evine geri dönmüş. Uzun zaman evde olmadığı için bahçesi iyice bakımsız hale gelmiş. En azından demiş, bildiğim işi yapayım. Bahçesindeki toprağı sürmeye başlamış ve yıllardır başka yerlerde aradığı hazinenin aslında kendi bahçesinde olduğunu fark etmiş. Yaşanmış bir olay veya gerçek olmayan bir hikaye ne fark eder? Hayatımızın bir döneminde en azından bir kere hepimiz o çiftçi gibi gözümüzün ucundakini görmüyor, başka yerlere bakmıyor muyuz? Bakmadık mı? Şikayet edip durduğumuz, hayıflandığımız onca şey aslında başkası için büyük bir nimet ve kocaman bir fırsat. Örneğin, hani şu her gün ayaklarının geri geri gittiği o zor olan işin var ya, oysa o beğenmediğin, yorulduğun o iş tüm işsizlerin rüyası. O kıymetini hiç bilmediğin, paha biçilmez olan sağlığın var ya, oysa sendeki bu sağlık tüm sabahı bekleyen hastaların hayali. Sana sıradan gelen sokaklarda yürümek, metroya binmek, sıkış tepiş olsa da metrobüste seyahat etmek var ya, o sevmediğin şeyler tüm hapistekilerin tek hayali. Başını soktuğun ama hiç memnun olmadığın o küçücük evin ve sevmediğin eskimiş, modası geçmiş eşyaların var ya, oysa evi olmayan tüm evsizlerin hayali olan başını sokabilecekleri bir yuva. Sevmediğin o eşyalar, sokakta yatanlar için sıcak bir yatak. Belki çok yaramaz bir evladın var. Oysa tüm çocuğu olmayanların hayalidir o sevmediğin çocuk. Eşini de beğenmiyor olabilirsin. Bazı yönleri gözüne batıyor olabilir. Oysa tüm bekarların hayalidir evlenebilmek. Belki eşindeki artılar, senin görmediğin özellikler birçok insan için dört dörtlük bir eştir. Hepimizin hayatında aslında o kadar güzel şeyler var ki, o bitmeyen isteklerinizin henüz gerçekleşmediğine odaklanmayın. Eğer böyle yaparsanız sahip olduğunuz güzellikleri gözden kaçırırsınız. Aslında peşinden koştuğunuz şeylerin çoğuna sahipsiniz. Tek yapmanız gereken, kendinizi bunları görmeye zorlamak. Siz şu fani hayat hakkındaki düşüncelerinizi değiştirin. Ne güzel söylüyor Mevlana Celaleddin, kuddise sırruhu. Kıymet bilmek, kaybedince arkasından ağlamak değil, yanındayken sımsıkı sarılmaktır. Nimeti vereni hatırlamaktır. Geç olmadan kıymet bilmek ümidiyle.